İnsanlar bu ülkenin bayrağı ve vatanı için mücadele
daha yakın. Onlara dualarımızı gönderdik. Onlara minnet duygularımızı ifade ettik. Abi. Ve gerçekten 100 yıl önce o mücadeleyi yapanların sayısına engel oradan bir aşağıya 42. ve 27. alayların olduğu Giresun şehitliği sabahın erken saatlerinde. Sizin bedenlerinizin onları almak için, onlara dua okumak için, sizin bedenlerinizin dua okumak. O nedenle Giresun'un bizim milli kurtuluş savaşı tarihinde özel bir yeri var. Ve sizler dedelerimizle ne kadar görüştürseniz, babalarımızla ne kadar görüştürseniz o kadar lazım. O nedenle biz Giresun'un Giresun'ları her zaman şartlarımızla anlattık. Bu bizim görüntüsü. Tabii aradan 104 şimdi yeni bir süreç var. 100 yıllık bir süreç içerisinde pek çok acı olaylarla karşılaştık. Büyük acılar yaşadık. Bu ülkede başbakanlara idam edildi. Gencecik fidan gibi evlatlarımızı idam edildi. İnsanlar sağcı solcu diye birbirlerini öldürdüler. Ve dolayısıyla büyük acılar yaşadık. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak istiyorum. Bütün Giresunlu kardeşlerime ve Giresun'dan bütün Türkiye'ye sesleniyor. Sakın ola ki kamplaşmayın. Sakın ola. Herkesin düşüncesi önemli. Herkesin düşüncesine saygımız olmalıyız. Ama beraber bu güzel ülkede, huzur içinde yaşayalım. Beraber yaşayalım. Birlikte yaşayalım. Kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini, aşkını yaşamalıyız. Türkiye'ye yeni bir iklim getirme hedefini, yeni bir amacım var. Türkiye'ye yeni bir iklim geldi. Kucaklaşma iklimi geldi. İlk adımı attım. Helalleştireceğiz. 85 milyon insanla gerekirse oturacağız helalleştireceğiz. Ya neyin kavgasını? Çocuk yatağı aç giriyor, onun kavgasını mı? Ekonomide yaşananlar, onun mu kavgasını? Hayır, başka kavgaların peşinde. Buradan Türkiye'yi çıkaracağız. Beraber birlikte çıkaracağız. Güçlü olarak çıkaracağız. O nedenle dedim, biz de katılın. Katılın ki yolumuz aydınlık olsun. Katılın ki demokratik yöntemlerle bir miktar yönetimini değiştirelim. Katılın ki Türkiye aydınlığı, Türkiye huzuru, Türkiye bereketi, Türkiye itibarı yeniden getirin. Bunun için katılın dedim. Bugün arkadaşlarımız, 16 arkadaşımız şimdilik her bir ilçeden katıldı. Hepinizin huzurunda onlara, ailelerine ve sizlere yürekten teşekkür ederim.